Hanımlar beyler, Rabarba Talk sabahın köründe bir çekimle. Şu an saat 6.23 sabah. Biraz abartmadın mı kanki? Yani şöyle benim için bir sabah vakti. Şimdi gözlerinizin altı besbeyi neden böyle? Çünkü erken benim için. Evet, erken. Senin hayatının şu an kaçıncı saati? 5. Benim 44. dakikam. 42'sinde üçümüz beraberdik. Elif de mesela hiç dürtmesen 36 saat falan uyur. Uyumuşluğum var bu arada, yani tabii kalktım yemek yedim falan filan da 36 saat var yani. Gerçekten mi? Kafanın çok temiz olması lazım değil mi ya 36 saat uyumak için? Yo, böyle mutsuzluklar içerisinde de uyuyabiliyorsun. Öyle mi? Tabii. Bugünün sorusu, ayıp nedir? Nereden anlarız? Ayıp eden kişiyi nereden anlarız? Çok güzel cevap gelmiş. Çok coşkulu bir şekilde merhaba dediğim bir kimse bana sadece kafa sallarsa çok büyük ayıp etmiş. Evet. Evet. Yani o coşkuma niye ortak olmuyorsun? Ben bunu çok yaşıyorum. Neden biliyor musun abi? Ben de hafıza gerçekten çok problemli. Yani benim hafızam zayıf gibiden öte bir şey yani. Ben hiç tanımadığım bir insana aşırı sarılabiliyorum. Ay ben yani, de öyleyim. Çok az samimi olduğum bir insana ayıp edeceğim korkusuyla fazladan sarılıyorum. Sarılıyorsun. O da böyle bazen şöyle kalıyor tabii yani. Ha. Ben onu sıkmış oluyorum böyle sıkışıyor kolları tabii, falan böyle. Şaşırıyor mesela, evet, niye bu kadar evet samimi. Ya da diyor. Çünkü şey, genelde şey oluyor çünkü benimle 15 kere tanışmış bir insana ne haber hocam? O daha da ayıp olacağı için ben hadi diyorum fazla yapayım. Ha, belki de tanışıyoruzdur evet. Yani. Sen neresin? Çok şey, yüksek krediyle başlatıyorum ya. Aha. Çok böyle sıcakkanlı, çok dokunmatiğimdir falan filan. Ama o dediğin sen bir zaman... de içince her şey anlatıyorsun. Ay evet. Mesela hayatını yarım evet saat... Kendininkileri bak... değil, herkesinkileri tabii anlatıyorum. Hayatını yarım saat önce girmiş birine bütün seceresini açabilir. Evet. 30 sene önce işte babam annem öyle demiş. Ama şeye bağlı, bek sayısına bağlı. Yani, tabii. Anladın mı? 5 bek'ten sonra her şeyi alabilirsin ağzından. Evet ya, bu arada dikkat ettiğim için mesela yeterince içimi dökemediğimi fark ettim. Ha, değil mi? Aynen, daha dertliyim. Eskiden böyle hani 2-3 dermişsin içince böyle bütün her şeyimi anlatıp ben seni rahatlatıyordu ha. Evet, rahatlatıyor beni yani, o yüzden. Şu an anlatamadığı için evet, içinde kaldı ya yani. Ben o 30 yıl önce Mesut gibi şeyleri... olacaksın. İç sen de, içme sen de. Her zaman anlatacaksın herkese her şeyini. Ben bunu kabul etmiyorum. Benziyoruz bu arada. Kendisini anlatmıyor ama Mesut. Ha evet. Ha. Oo, çok doğru. Tabii sen Mesut'la çok yakınsın. Mesut kendini... Mesut'un çok tatlı ve kendine has bir dünyası var. Ha. Onu pek kimseyle paylaşmıyor yani. Evet. Ben onu görüyorum evet dışarıdan. Evet. Yani iyi bir arkadaşın olarak görüyorum ama... Evet, havalı da Mesut, bir şey. Havalı bir şey böyle. Hı-hı. Kendine ait, benim hiç kendime ait bir şeyim yoktur. Ben de ortadadır her şey. Ama Mesut'un var böyle kendine ait bir dünyası. Evet ama ya. Mesut'a bir şeyi söyle, kimseye söyleme diye herkese söylüyor. Sakın kimseye söyleme diye. Evet. Bir de şey de yapıyor bu arada. Mesela bazen o kadar çok darlıyorum ki çok şey anlatıyorum bu arada. Bazen şey yapıyor, yok ki anlat istiyorsan falan filan diyor. Tamam o zaman anlatayım diye anlatmaya başlıyorum. Eline telefonu alıyor, telefonla uğraşıyor. Bir de şey var. Dinliyor ondan sonra ha güzelmiş ya evet ya öyle falan. Böyle tek bir cümleyle böyle anlattığında da pişman oluyorsun yani. Hiç anlatma güzel kardeşim. Biz aslında ayıp nedir'in sorusuna cevap yani. Evet. Doğru. Aynı samimiyette cevap vermiyorsun aynen yani. Hayır abi. Anlat deyip telefona bakma. Kusura bakma, asıl ayıp sikim sönük dertlerini yarım saat anlatmak değil midir? Artık özetle geçiyorum diyorum. Evet. Tamam çok darlamayacağım, bak diyorum 5 dakikada anlatacağım diyorum. O telefona bakmayı ver. Mesut hayatta da moderatör ya yani evet onun işi. Ablam evet çok kızıyor Çiğdem Süre mesela. Özet geç biraz diyorum, burası yayın değil diyor, delirtme beni diyor. Evet ben anlatacağım, orada. Anlatacağım dinleyeceksin. Bir haftadır ağlamışım, üzülmüşüm falan böyle. Tamam diyorum 5 dakikada anlatacağım. Tamam falan deyip eline telefon almak. Madem her şey açık konuşuyoruz. Ayıp şunu. Allah. Bir şey yok ya. Kum saati alın bir tane. Elif konuşuyor. Senin şimdiye kadar anlattığın herhangi bir şey bana dert gibi gelmedi yani. Hey. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten şu an çok büyük yok, hayal gerçekten kırıyorum. Senin o büyüttüğün şeylerin tamamında hiçbir şey yok aslında. Senin çok güzel bir hayatın ama var. Ama bazen gözlerim doldu, gözlerin dolduğunu falan hissedi. Yalan mıydı? Onları ya, gözlerim doldu derim, dolmuştur. Ama... Uzun süre bir yere baktığı için, gözünü kırpmadığı için sıkıntıdan başka bir ha, şey benim düşün mi gözlerim? Evet. Bazen böyle dinlerken ah ya falan deyip böyle gözlerin doluyor gibi oluyor. O şeyden ya, vakit geçsin. Rüzgar hani olsun. Biraz ben de gireyim işin içine, vakit geçsin azıcık hani. Anladın senin mı hararetlenmeni sağlamak için bu. Belki daha hızlı anlatırsın da gözlerimi kendim dolduruyorum. Her şey bir yalanmış. Hayır yani dertlerin küçük, bunu buradan söyleyeyim. Tabii.
tamam. Çok başarılı bir insansın. Harika bir hayatın var. Küçücük şeyleri çok büyütüyor. Yani. Bazı aslında... şeyleri. Hayır çok büyük dertlerim de var yok, da. Yok. Senin şimdiye kadar bana sıfır. Senin derdin merdin yok. Allah Allah. Hiç aklıma da gelmedi. Şu an örnek gerçekten hakikaten yokmuş galiba. Yok güzel kardeşim yok. Gelelim sana. Ne oluyor ya? Madem ayıp konuşuyoruz sana gelelim. Buyurun. Ya. Bütün gün birileriyle telefonla bir şeyler ayarla. Onu ara bundan telefona bundan. Ya sen iş adamı değilsin ya. Kardeşim, bir insan komedyense bu kadar telefonla konuşmaz. Kardeşim ben olmasam birçok şey olmuyor. Evet. Dolayısıyla aslında kimse bunun farkında değil sadece. Ha. Yani bir yere gidilecekse, bir şey yapılacaksa, bilmiyorum ne yapılacaksa ben aslında bu bütün engelleri temizliyorum önceden. İşte aynen bir çekeceksin kendini görecekler işte. Ben de diyorum ki valla yine denk geldi ne güzel yetiştik. Ya sadece o değil şaka yapıyorum da. Senin abi bir şey kaybetmeyle ilgili mesela bunu hep böyle anlatıyorum da. Burada gerçekten böyle 4-5 mamur başının sonuyla söyleyeyim yani. Mesut abi diyelim ki telefonunu kaybetti yani tamam mı? Telefonunu kaybederse çok büyük bir problem olur. Daha küçük bir şey söyleyeyim. Kimliğini kaybetti. Kredi kartını kaybetti. Bunlar da önemli de telefonunu alırsam bambaşka bir insana dönüşüyor ya Mesut. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Ne olmuyor? Ben telefonsuz durabilirim ya. Nasıl durabilirsin? Benim. Ya? Geçen gün nasıl kavga ettik seninle telefonun birazcık benim elimde durdu diye. Ha. Vallahi. Vereceksen ver artık şu telefonu diye bana. Nasıl çemkirmedin mi abi? Çünkü benim bir de adam arkada. Bir de arkada hacklendim ya ben Twitter'da. Evet. Bu arada ben hacklendim Ramana Talk izleyenleri. Yeni Twitter açtım. Mesut alt çizgi süre beni takip ederim. Çok az takipçim var şu anda. Çok az var yani. Mesut değili gibi söylüyorsun. Yok T'yle. Mesut T'yle alt çizgi süre beni takip ederim. Arabada ön koltuk değil. Daha da 1 saat 11 dakika yol var tamam mı? Bursa'ya mı gidiyorsun? Bursa'ya mı dönüyorsun? Evet Bursa'ya gidiyorsun. Altan da sağ olsun benim telefonumu aldı. Twitter'ımı kurtarmaya çalışıyor. Çalıştın 5 ama dakika. Ama mail bak. Bir de onun için uğraşıyorsun. Herhalde. Evet. Bak bir de uğraşıyorsun şöyle. Elifciğim. mail geliyor. Tamam mı? Yani Twitter'dan mail gelmiş. Mailde bir şeye tıklıyorsun. Oraya gidiyorsun. Ondan sonra oradan Mesut'a bilmem ne şifresi gerekiyor. Mesut'un bilmem ne şifresini soruyorsun. Yok. Onu istiyorsun. Evet. Oradan bilmem ne geliyor. SMS'e mesaj geliyor. Bilmem ne yapıyor. Allah. İki telefonla onun fotoğrafını çekiyorum. Oraya bilmem ne yapıyorum ve benim midem bulanıyor. Ben arabada. De çok sıkılıyorum böyle. Bu da böyle. Yapamayacaksan ver artık. Ya kardeşim senin telefonunla uğraşıyoruz ya. 71 dakika ben ama bak ben kendimi yakalabilen bir insan değilim. Hemen kurtlanıyorum, tilkileniyorum tamam mı? Ne yapacağım ben 71 dakika? Sokayım Twitter'a yani kurtarma dahi. Ben şu an ölüyorum sıkıntıdan. Tabii bir de yol takibi de yapmıyor mesela hani arabada mesela yok, yanda arabada yanda. Hayır hiçbir var, şey yapmıyor. Asla. Dümdüz öyle ileriye kendi bakabilecekken. Binmeyelim o zaman arabada bu saatten sonra. Madem böyle ayıp gelecek... budur abi. Ayıp bir arkadaşın senin için uğraşırken ona evet, çemkirmek ayıptır. Doğru mu? Değil. Katılmıyorum. Bir arkadaşın benim için uğraştığında yapamadığını anlayıp bırakmalı. Ama o zaman şey dersin yapamadığını ya. Anlamıyorum. Çok ben... uğraştın kıyamam ders. Evet. Öyle dedim zaten. Ders. Bir iki öyle istedim. Ben yolları takip ediyorum. Şuna da ekleyin. Bunu da bilmem ne yapın. Hmm. Çift adımlı bilmem neyi yani, şey yapın falan. İkili diye. Doğrulama diye bir şey varmış. İkili doğrulama diyor. Adamda ikili doğrulayacak bir şey yok. Onu indiriyorum mesela. Ne oldu yapamadın yere sonuçta. Yapamıyorsan bir daha öyle. Bir de böyle ha. Kardeşim şeyse ver yani falan küstü değil. Sonra bana zor barıştık. Tuvalete sıkıştırdım. Zor. Tam içerken arkadan sarıldım. O kadar komik oldu ki. Özür dilerim. O kadar komik oldu. Ama böyle çok sinirli. Tamam yüzüme bakmıyor. Tuvalete gitti. Ben de peşinden ben böyle diye böyle. Hatalıyım ya ben de. Hatalıyım ya. Ben de arkasına gittim böyle. Tamam. Ama bak umumi tuvalet yani. Bir dönercinin tuvaleti ve bir de böyle tarihi bir bina şöyle. Tuvaletin girişi kapısı böyle. Ben bile eğilerek giriyorum düşün. Ondan sonra tuvalet fark etmedim yani. Böyle ben girdim tam kapıyı kapatacağım. Bir girdi abi böyle. Et gibi doldurduk içerisini yani. Hiçbir yer kalmadı anladın mı böyle? Boşluk kalmadı böyle. Bir insan var değil mi? Çıksana oğlum diyor. Ben öyle barışacaksın. Çıkmam burada. Valla dışarıdan kilitlerim kapıyı. Ne yaptığımız belli olmaz. Adımız çıkar dedim. Öyle barıştı. Adımız çıkar. Kişliğe de geldim. Hatalı diyorum hatalıyım. Sorun yok yani. Hatalı olduğum için. Sen iyi bir dert dinleyicisi misin? Yok değilim ben. Değilsin değil mi? Sevmezsin değil mi? Başka şeyler düşünüyorum. Gerçekten. En dürüst halimle söyleyeyim yani. Valla. Çok üzüntülü düşünmem gereken bir şey varsa böyle hani üzüntülü dinlemem. İşte babaannemi öldüğünü falan düşünüyorum. Ben niye? Babaannemi çok severdim. Vefat edince çok üzülmüştüm. Tamam. Sen böyle çok üzüntülü bir şey anlatınca babaannemi düşünmeye başlıyorum ki o sorun ifade edilmiş. Ben de sahnede yapıyordum onu. Bir oyunda ağlamam gerekiyordu sonunda. Ama o duyguya da alışıyorsun işte. Babaannemin öldüğünü, dedemin. Sonra hayatta olanlar ölürse ne yaparım, ne yaşarım. Bitiyor yani onun. Şöyle yapan insanlar var ya. Onu her zaman merak etmişimdir yani. İşte öldü diye bir şey çıkartacaksın. Anlatan adam aramızdan ayrıldı ama meğersem ayrılmamış. Hmm. Nasıl yansımaları olduğuna bakmak. Yani çok kalbin kırılabilir ya.
Çünkü one shot bir kere yapabileceğin bir şey bu. Tamam. Sürekli bir daha yapamazsın yani. Evet doğru. İnanmazlar. Yalama olur yani. Hatta ikinci gerçek öldüğünde de inanmazlar. İnanmazlar. Herhalde Ahmet Kaya ile bir yerde. Ama bunu yaptığında Ahmet Kaya Michael Jackson. Anlatıyor adam. Üçü burgaz adınaymış abi. Öğretmen evinde kalıyorlarmış. İndirim yaptırmışlar. Au diye geliyor herif. O alışmış. Her şey öğrenmiş. Müzgenle ben alışırdık diye geliyor. Evet. Çok yakınındakiler çok üzülür ya. Yani ben mesela bana birisi böyle bir şey yapsa affetmem yani. Çok yakınındakileri affetmem yani. Evet, şüphe ettiğim insanlara öyle bir haber uçurabilirim. Aha. Yani anneme falan değil de mesela. Ha, tamam. Mesut'a falan. Şimdi mesela. Ankara'ya gelir mi mesela? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü şimdi yani çevrem İstanbul'da şu anda daha çok. Ve ölürsem Ankara'ya gideceğim. Ankara ne ya? Tabii ki gelirim yani. Elif'ciğim ama şimdi ekstremiz varsa, Meksika varsa. Hocam. Çekim var. Hayır, ben, böyle şeylerde beni bilirsin. Kırmızı çizgidir. Ben her zaman giderim yani. Ve %100 oradayım ama. Fazla kalamayabiliriz. Hadi abi hadi. Gömmüyor muyuz? Şu helvayı kavurma abi falan. Helvaya kadar falan helvaya kadar kalamayız. Dur şimdi. Yaptın o şakanı. Tabi herif güzel öldü diye haber geldi. Ben de hiç oralı değilim. Aynen devam ediyorum hayatıma. Ya görüşmem yani. Hayır ya. Şöyle eğlenmeye devam ediyorum. Yani gelmişim, bunu sen mi organize Elif mi organize evet, etmiş bunu? Evet gelmişim Ankara'ya ama. Ama çok hastalıklı bir şey yani. Tamam salı günü haber uçurmuşsun. Çarşamba günü ben de. Çarşamba günü Kadıköy sokaklarında ben yine böyle ip giriyorum. Ne olacak ki? Yok yok bunda bir şey yok ya. Normal hayatla dönersin. Bir günde mi? Ne yapacaksın? Yas mı tutacaksın? Abi tutacağız da. Bak ben öldükten sonra hemen ertesi gün. Sen çocukları okula bıraktın, oradan aldın. Lütfen hemen dönme normal hayatına. Kendileri gitsin çocukları. Çocukları tabii ki okula alıp bırakacağım abi. Hayır abi, birini normal bulacaksın. Normal rutinim devam ediyor. Ben içimden üzülürüm. Siktir git, çok ayıp lan bu. Abi içimden üzülürüm de senin Kadıköy'de barda olmanla çocuğun her gün okula gitmesi aynı şey. Aynı şey. Senin rutinin de benim rutinim abi. Hayır canım, aynı şey. Benim ölüm haberim geldiğinde sen bir hafta evden çıkmamacısına ağlamasan bile çıkmayacaksın evden kardeşim. Ben abi, bunu bak, beklerim ben ağlarım. Senin. Kendi içime de ağlarım. Benden babaannem düşündüğüm için. Sen de Akeza. Ben de anlatanı babaannesini. Çünkü onun üzülecek kimsiz kalmamış kafasında. Benim babaanneme gitmiş artık. Ben o kadar senin 3,5 dakikada kaç kere derdini dinledim. Azıcık bana hiç mi üzülmeyeceksin yani bana? Beni arıyordu ki başka kimlerin var onları düşüneyim. Babaannenin fotoğrafını gönderebilir misin? Ben içselleştirmek istiyorum. Bak nasıl neşeli bir hayatı var. Kendi yüzünü kendi yaratamıyor gördün evet. mü? Öyle bir yaratırım ki şu an var. Şu an var ya birini sikerimsin burada. Ya bu arada çok psikoloji kitapları okuyorum da o yüzden hep çocukluğumda şöyle olmuşum. Ya, o kadar büyük şeyler de yok ama yani onlara girdin mi de çıkamıyorsun mesela. Benimkiler biraz öyle şeyler. Kurcalamayacaksın aslında. Oraları evet. pek ya. O psikolojiyi pek kurcalamayacaksın. Aynen. Mesela şimdi kitapta da geçen şeyi okudum. Ya işte tamam hani hep böyle Freudian bir yerden anlatıyorlar. İşte çocukken başına gelenler bilmem. Sonra diyor ki ya 35 yaşına gelmişsin. Çöz artık şunları yani. Biraz da seninle alakalı bir şey oluyor belli. Evet tabii. Kolaycılıktır yani o evet. geçmişe dönük. O oldu bu oldu. Tamam oğlum oldu da yani. Evet belli bir noktaya kadar herkesin tamam. Herkesin başına illi ufaklı bir şeyler geliyor yani. Anladın mı? Tabii bunu atlatamıyorsa sen de bir bak artık gelmişsin. Evet ya da kabullen yani her neyse. Ha. Şimdi ben öldüm haberim geldi sana. Ne zaman dönüyorsun hayatına? Rutinine. Kadıköy'de yani. İçmeli mi? Ha rutinine yani. Yani uuuu falan. Ha, tabii öyle. Tabii. Bunu hiç yapmadım. Ben en önce yapıyor ama ilk defa. Güzelmiş lan bir. Bir hafta ya. Bir hafta mı? Bir hafta iyi değil çok mi? Üzüldüm ya. Bir hafta sonra. Kurtarır. Hiç. Ya uzak ne oturacağım azıcık. Ne mesela? Bir hafta ya. Hayatım. Şey, ara sıra anarız. Evet. O kadar mı? Hayır, o da çok severdi geldikçe. Falan deyip böyle. Öyle ama ha. gülerek. Hayat evet. üç gün gibi. Ama mi? Öyle değil mi abi? Mesela Amerikan filmlerini izliyorsun. Ben sen ölsen beraber... kendime gelemem lan. Lan ben de gelemem de. Al. Seni gördük gelemem. Yüzümü böyle yapayım. Böyle. Ay kusura bakma. Çocukların okula bırakma olayına taktı bir de. Ne yapayım? Otobüste mi gitsin çocuklar? Abi yani? En azından yarın birini bulsun. Şoför mü buluyor? Arkadaşı mı bırakıyor? Desin ki ben çok kötüyüm. Mesut'u kaybettik. Akşamları maçlar var, futbolu var, basketi var. Oğlum bunu nasıl organize edeceğim? İzlemeyeceksin abi. Belki pazara mazara denk gelirse oradan bir gün. Ya Mesut da basket oynardı böyle bakacağım böyle. Hmm. Mesut da basket oynardı. O kadar mı ya? Oğlum o zaman varlığımızın ne önemi var? Yüzünden yaştı sen görmedin. Yok bir hafta kanki. Dedin lan sen. Ben senin daha hakkaretli, hissiyatlı bir zannederdim. Ama bir hafta sonra öyle uuu değil de. Ha? Daha böyle hani ay onda içer. daha küçük oğlum. Evet daha böyle hani. Önce şey başlayıp ah işte Mesut da işte şunu severdi bunu severdi. Ama keşke böyle burada olsaydı falan. Ağlayarak değil mi? Ağlayarak. Ama mesela atıyorum 2'den sonra da işte ne bileyim 45'liğe gidip böyle sonrasında eğlenerek. Devam ederek. Evet yine de böyle bir hani küçük bir. Ama öyle hayat gözleşti. Böyle bir şey. Yaşarken aklına geldikçe hüzünlenirsin. Evet. Dur o zaman biraz
olayı daha güzel bir hale getireyim mi? Siz sosyal hayatta az görüşen, birkaç defa yayın yapmış iki insansınız. Anlatan ölse senin hissiyatın ne olur? Üzülürüm tamam. Ya. Üzülürüm derken söyledim. Çok üzülürüm. Ya bırak tamam. Çok üzülürsün de. Ya, ben de bir hafta. Sıfırda geç be. Ben, bak ben, sıfırda de, geç. Ben de bir hafta. Hiç, anlatan kim hiç üzülür? Hiç hayatımda. Anlatan hocam babaannesi. Sen babaannemi ağlamış insansın be. Ayıptır ya şu yapma. Hayatında küçük bir değişiklik olur mu? Enerjisel yok. Olarak. Ha enerjisel olarak. Yok. Bir dakika. Olur ya. Ne kadar olur ama. Neden ölmüş? Bir de onu sorarsın. Ay evet onu çok evet o soru beni huzur içinde ya. Ölmüş. Neden ölmüş? Huzur içinde. Neden ölmüş? Nasıl ölmüş? Zaten o su vardı bu su vardı. Kimse beklemiyordu da ben içten içe bekliyordum. Dedim ben dedin de sana. Dedin sen. Tabii. Hadi ya. İçten içe bekliyordum. Sonra biz mesela ben biraz... Gülüyorsun ben ölmüşüm. Ama gülüyor. Çok saçma şeyler söylüyorsun. Sen var ya bana birinci dakika gülüyorsan bu adama var ya üç güne sen göbek atmıyorsun. Hayır bana bir hafta ben inandım ona ama siz çok merak ediyorum gerçekten. Salı 14'te öğrendin. Senin de arkadaşlarınla gece içmen var. Doğum günüm mesela. Yok, doğum yok, günümü ertelerdim. Normal. Ertelerdim. Normal Buse'liğe gideceksin ya arkadaşlarınla. Tamam. Tamam mı? Rakı organizasyonumuz var. Bayağıdır görmedin sevdiğin arkadaşın. Anlatın da ölüm haberi geldi. İptal mi gidiyor musun? Dürüstüm. Şimdi karşımda olduğu için tabii şey yapamam. Ya dürüstüm. Dürüstüm. Ona da soracağım çünkü senin ölümüne. Dürüstüm. Buse'liğe giderim galiba gidelim. Ya. Giderim. Giderim. Bana sor. Hayli hayli giderim. Her yere giderim şu anda itibaren. Planım yoksa plan yaparım. Anlatan mı öldü? Alo hadi toplanıyoruz. Anlatan Elif'in haberini dedim ki ya. Aa. Tamam biliyorsun dedim. Çok severim kendimi. Ya dur bencik. Tamam şu an çok... reaksiyonları bile. Hayatına aynı şekilde devam ediyor musun? Ne yapıyorsun oğlum? Niye şişiniyor ya? Şişiniyor. Niye şişiniyor? Hiç alakası da bir tepki. Duygularını yok ölmüş. Ediyorum miniklerimle. Ne yapıyorsun? İnsan niye birinin ölümüne beni alacak? Yanaklarını şişiyor. Deme. Oğlum ne kadar samimiyiz. Yemin ediyorum düz dur daha iyi ya. Ama ilk soru şey olur değil mi? Nasıl ölmüş? Evet nasıl çok ölmüş? Çok merak ediyoruz bunu ya. Ya huzur içinde. Bu arada ayıp nedir? Bu kendimiz üzerinden böyle konuşuyoruz. Sorumuz tam bir rabar bir kültür olarak şu an askıda ve mutluyuz. Buyurun. Evet. Bisiklet sürerken denize düşüp boğulmuş mu diye böyle hani fantastik bir şey. Ona güleriz. Ya da Üsküdar Beşiktaş motorunda düşmüş. Ha ya da şey turnikeye sıkışmış falan. Ona ya akbilini basmış. O tam açılmayınca geri ileri geri derken acele buradan girmiş. Kendini boğmuştu. Hareket etmesi gene hiçbir şey yokmuş. Orada paniğe kapılmıştı. Turnike dönmüş böyle içinde. Benim şeyi çok muhtemel bir ölüm bu arada. Böyle barlarda kafelerde yukarı soba koyuyorlar ya evet. Kış vaktinde. Bir gün bir tane saçımı kapacak benim. Ben böyle yana yana gideceğim. Üç kere böyle ölümden döndüm ben biliyor musun? Çok fena. Yukarıdan aşağı mı yanmış? Kaç dakikada yanmış? 2 metre o. Abi çok uzun sürede yanmış da hemen ölmüş. Hiç acı çekmemiş. Önce kafası yanmış çünkü. Ona bir teselli ederim. Tamam da abi o zaman içelim ya. Abi sadece kendisi değil yani. Yolda 4-5 kişiyi de yakmış. diye koştururken böyle. Ona buna sarılmış abi. Bir sürü insanı İki yakmış. İki tane maliye öğrencisi. Acilde abi şu an. Öğrencilere bulaştırmış. Elif'in haberi geldi. Normal hiçbir şey olmamış gibi devam mı hayatına? Çok üzüldüm ya. Tamam. Ne olmuş? Böyle hareket böyle. Böyle böyle. Tamam. Ya bir anda kalp çarpıntısı falan hadi deyince. Ya. Dinle mi bir devamını? Ezberden söylüyor. Ne desem hadi diyor manyak mısın oğlum sen? Ne diyeyim oğlum? Trezmiş. Aynı şey mi senin için? Uf. Sen çok şaşırıyor. Cidden cevap ver ya. Öldü gitti. Allah muhafaza. Bu arada programımız Allah muhafaza ekseninde. Çünkü ne olur ne olur. Allah muhafazanın sponsorluğundan. Çağırmayalım şimdi yani. Evet evet. Buyurun. Abi, benim sen de gözlemlediğim bu. Ankara'ya nasıl geleceğim ben ya? Nasıl yani Ankara'ya? Ankara'ya mı gidiyorsunuz siz hep? Sen gelmezsin. Ben burada bir göreyim mi orkutu? Sen Ankara'ya gelmezsin zaten. Yok gelmez. Gelmez. Evet, evet, gelmez. Çünkü ben de abi gerçek söyleyeyim mi? Geçen gün sana bambaşka bir olayda bunu söyledim hatırlıyor musun? Hı hı. Olayı anmayalım da tabii. Bir olay söyledim. Devletlerin arasında bu böyle bir Osmanlıca bir kelime var. Şu an aklıma gelmedi. Karşılıklı eşitlik kuralı var ya. Yani o bana işte bir tane füze attıysa ben de ona bir tane füze atarım. O benim bir uçağımı düşürdüyse ben gidip onu bombalamam. Ben tamam. De onun bir uçağını düşürürüm falan gibi bir şey var. Bende benim kafam sistemi böyle çalışıyor. Ben diyorum ki bir şey mi oldu? Bende aynısı olsa bana ne yapardı? Birebir eşit davranıyorum abi. Ama tahmin ediyorsun.
Çünkü abi belki bunda bir empati eksikliğim var. Yani bilmiyorum. Ama tahmin ediyorsun. Ama şeye de olabilir. Tahmin ediyorum. Ama mesela kendi beklemediği bir şey yapmayabilir gibi. Hani ben Elif'in atıyorum İzmir'e gelmesini beklemezdim. Gibi. Gerçi beklemezdim evet. Aslında öldüm de. Çünkü zaten İzmir'e gitsen kimseyi bulamazsın. İzmir'de değilim ya ben. Ne bileyim İzmir'de. Senin ben Kars'ı mesela, hayatta gitmem. Niğde'ye hayatta gelmem senin için. Bir şey söyleyeceğim. Senin İzmir göresin var adam bari diyor ya. Ben mesela seni Kordon'da içeyim diye. İzmir'de değil miydin ya? Yo. Ben mesela senin benim için. Sen bizi niye birbirimize düşürdün ya? Düşürmedim evet ya. Allah Allah. Düşürmedim ben abi. Çok seviyorum bu kızı ya. Peki gerçekten bu dakikadan söyleyeyim. Sonra gelir misin? Şimdi bunları konuştuk. Bu dakikadan sonra işte senin gelmeyeceğini öğrendiğim için şu an hiç o karşılıklı gelmem. Eşitlik evet, konusunda doğru. Ondan şu an böyle sert davranıyorum. Tamam ya bence hallettik yani. Hiçbir şekilde gitmiyoruz. Evet abi. Çünkü zaten normali bu bak. Bu üzülüyoruz ve içimiz burkuluyor. Tamam evet, ha bravo. Tamam. İnsanlar bunları konuşmaktan korkuyor ama... Az vakit geçirmiş insanlar birbirlerinin cenazeleri için şehir değiştirmezler. Ama evet. İstanbul'da olsa gelirsin. Gelirim tabii. Eşek değilsin. Yani. Sen de gelirsin yani. Tabii tabii. Tabii. Deli misin? Değil tabii. Mi? Ama burada olması gerekir. İstanbul'da olması gerekir. Evet. Ama sen bana şehir değiştirirsin. Tabii ki değil. Sen de. Tabii canım. Bak işte budur. Samimiyet budur. Biri öldüğünde şehir değiştiriyor musun? Buradan da söyleyelim. Bir bakın bakalım etrafınızdaki insanlara. Allah muhafaza öldüğünüzde kimler şehir değiştirir? Onlar gerçek dostlarınızdır. Allah muhafaza. Allah muhafaza sponsorunda. Adını tekrar. Sen bir de diksiyonun çok iyi ya. Seninki çok güzel oluyor. Allah muhafaza. Muska satıyoruz. Rabarba muskalı. Ayıp nedir bu akşamımız? Bu akşamımızın sorusu. Şimdi ölüm çok sert oldu. Peki evet. Birbirimiz için zahmetimizi de azıcık konuşalım. Tamam. Tamam mı? Senin Elif için herhangi bir zahmetin var mı yani? Zahmet olabilir ya. Mi? Bir işi düştü sana. Dedi ki ha. Ya arayacak kimsem iyi bulamadım. İşte Mesut da şehir dışında en yakın arkadaşlarım da turnede şurada burada. Sen geldin aklıma dedi. Modada bu kız. Onları yaparım. Annem geliyor karşılar mısın dedi. Aa. Sabiha'ya gidip Elif'in. Öyle mi? Ben de rahat ol rahat ol. Ben de gitmem sen de gitme. Sabiha'ya Elif'in annesi gelse onu alır mısın? Elif utansın diye söylüyorum. Evet. Karşılarım. Gerçekten. Vallahi, evet. Vallahi karşılarım. Alırsın. Gerçekten. Alıp modaya götürür müsün? Götürürüm tabii ki. %100. Utandın mı Elif? Ben kendi halimi Dudullu'dan almadım. Geçen geldi. Kendi geldi diye. Anlatan dedi ki biz Nurgül'le dedi 15. senemiz. Çocuklara bakacak biri lazım. Bir günlüğüne çocuklarımıza bakar mısın dedik. Ya yaparım biliyor musun? Vallahi yaparım. Vallahi. Yemin ederim. Cenazeye de gelirim kız. Sizi biraz daha yakınlaştırdım farkında mısınız? Bazı ama, sorularla tanıştınız. Evet ama mesela ikinciyi isterse yapmayabilirim. Hah. Bu aa ben bir dakika ya kullanıyor mu derim. Bravo. İlk istediğinde mesela Allah çok samimi buldu beni. Ben de o zaman anneni bir kere aldım ya sen bir daha annen için beni arama. Peki, peki Elif baktı küçük bir para verecek misin? Ayıp olur oğlum. Arkadaşça mı? Ayıp yani olur. Bir kere ayıp da yani. 2000 liraya da hayır der misin? O kadar bir günlü vermişsin yani. Ama ne kadar ayıp Elif 2000 lira verir şey mi ya? Bana soracaksın. Hediye hediye oğlum hediye al. Hediye olur. Ha abiye bir kıyafet. Ya abiye olur mu ya Elif? Hediye çekiyor. Çocuklarıma baktığın için seni bu kıyafetin içinde görmeyi hayal ediyorum. Bu ne kadar terbiyesiz. Şimdi giy ve gel. Çocuklar da yattı para verilmez mi? Para verilmez direkt ama. Direkt para vereyim. Ben de bekliyor gibi oldum. Ne yapılır ya? Bir düşünelim. Bir şey para vermek ayıp değil mi? Ayıp. Ayıp ayıp. Para çok ayıp ya. Bir çeyrek taksalar falan. Yok. Ya, Elif sen de direkt yani paraya tahvil edilebilen şeyler iste mi? Para ya ona benzer çeyrek... şeyler alırsa ikinciye de gelirim. Biçim olarak garip değil mi mesela? Çocuklara baktın teşekkür ettiler. Anlatan geldi bir tane çeyrek taktı sana. Kanka o da gram altın almış. Ben geçen bir düğüne gram altın mı alsam dedim de hiç öyle bir şey değilmiş. Ha, toz altın aldı. Daha toz altın almış. Tozu da şey. Mutluluklar. Bir yastıkta aç ağzını damat. Böyle simi yapmış gelini. Siyasi şakalarımızla Rabarba'da devam ediyoruz. Gerçekten baba oldu. Şu bizi bu hale düşürür. Evet, yani ya. Ekonomi hakikaten ya. Toz altın öyle bir şey değildir herhalde yani. Bilmiyorum. Değil mi? Toz o kadının kahve yaptığı o muydu? Şey suya mı karıştırıyorsun? Bilmiyorum. Toylot yaptı. Ben size bir şey aldım. İyice karıştırdın öyle için o toz altın. Dibine çöktü bunu karıştırın da siz beni. Yanlış anlamayın yarın sabah külçe sıçıyorsunuz. Azıcık da balkat mis gibi oluyor. Evde yap altın vermiş. 10 altın. Aynen tank gibi suya katıyorsun. Ben bu toz altını 2,5 litreye koydum. Çok seyreldi ya. Sarı bir deneyim. Süzdünüz mü ertesi gün süzdünüz mü yoksa? Ya gitmiştir o süzmen lazım. Ayıp nedir diye konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi anlatan senle başlayacağım sonra senle başlayacağım. İlk buluşmada dedi ki ya çok çişim geldi bir yerde yok ben şuraya bir çöldüreyim dedi. Tamam mı? Çövdürdü geldi. Biraz bir soğur musun?
Çövdüreyim mi dedi. Evet. Bu sana yapılmış bir ayıp mı? Yumuşak giyelim mi? V ile mi dedi. Çövdüreyim mi dedi. Çövdüreyim mi dedi. Yumuşak giyelim dedi. Şurayı bir çövdüreyim ben dedi. Ne olacak dedi yani. Hepimizde aynı deliklerden yok mu diye. Ya. Çok çirkin bir hanımefendi belli ki. Yeşillik bir alan mı? Hayır öyle olur. Olur mu? Evet. Yeşillik bir alan. Park, milli park gibi bir Margot Robbie gibi bir kadın mı? Evet. Milli park gibi bir yerde Margot Robbie çöldürdü geldi. Ben Margot Robbie'yi milli parka mı götürmüştüm? Güzel bir... Bende de vizyonsuzluk var yani. Aile çay bahçesinde güzel bir çay içmişsiniz. Çöldürdü geldi. Sonra dedi ki evim çok yakın gel bana gidelim kahve içelim dedi. Bir gitmekte imtina eder misin ya? Ya da bir duş al Margot der misin? Yok canım duş al falan demezsin ya. Evde niye bu yapmadın sanki... dersin işte. Yok o kadar ya bu... Çok gelmiş ama. Kadının yani. Nasıl bir kadın oluşuyla ilgili bir şey ya aha. Bence bu. Ha. Bir de çöldüreyim mi çok çirkin be kanka. Hayır şimdi şey body shaming mi yapacağız? Tombalak bir hanımefendi çöldürdü geldi. Ve hep ayaklarını sıçratmış. Islak mendilin var mı deyip botlarını siliyor falan böyle. Botlar olsa iyi ben bileklerini değişim. Ya da sana diyor ki bileklerimi ovalar mısın diye sen böyle. Erkeğin işemesiyle aynı şey aslında. Aynı şeymiş. Bence aynı şey. Sen de yani ya hayatım bir dakika deyip böyle hemen evet. Duvara dönüp böyle mesela bir de böyle, böyle çift işeyip kendi bacağını işeyip. Bacaklarını iyice açarsan oradan çekip gidiyor. İşte. Tecrübe konuşuyor burada. Hiç ayağına gelmez. Bak bir dakika sana da sorayım. Çok güzel konuştun kankim. First date'siniz. Adam çok yakışıklı. İşiyor ama şimdi duvara işiyor yani. Şuraya ben bir duvara hemen geliyorum diyor. Bir de böyle şakalar yapıyor. Duvara karşı filmini izledim. Şakaya bak. Ya duvar olmaz ya. Değil mi? Evet yeşillik meşillik okey. Hani toprağı ise hani kedi köpek mi? Gibi olur. Ya ama böyle dersen de ha? Kedi köpek şimdi. Ama kedi köpek yani tamam. Atıyorum yaptıktan sonra da böyle ayaklarıyla kumuyla kapatırsa falan iyice artık. Adam. İyi. Bu olur. Ayağıyla ama mı kapatsın? İşte şurada bir atıyorum Levent'te geçerken yaparsa ha, adam olmaz. Mı böyle kapatırsa iyice? Ha evet. Kibarlık ya olur mu ya? Canım? Adam seninle konuşurken de böyle. Çok kaşınıyor kulağım inanılmaz diye. Bir de kulağına bak bakalım. Belediye bir şey takmış mı ona göre? Ona göre buluş bir daha diye. İşte parazitlerin bu ay yapılmadı ama yine de sen bilirsin buluşabiliriz. Çok öyle. Müthiş biri de olsa yani yok. Öyle mi? Tabii. Düşün ama müthiş biri kim? Müthiş biri. Tomardi. Aa, Tomardi. Ağzında sigara bir saniye diyor. Görme. Kıyık kapatın. Bana geldi. Kün kaçıyor. Orada mısın bekle beni iki dakika. Taka. Kıvırda ama hala. Sigarasını hala. Arada da el değiştiriyor. Bir tık sigarasını içiyor. Bazen böyle. Gezekalı. Şu an ne yapıyorsun Tom Erdi? Şu an keyifli. Tom yazmış böyle el yazıyla. Karışma. Tom Hardy yazdım. Levent duvarına diyor. Hollywood gibi oldu. Şimdi bak cool ve karizma bir adam sigarayla içtiği zaman bambaşka oluyor. Evet şöyle yine bir canımı sıkar şey. Yani bir daha yapma lütfen derim. O seferlik affedebilirim. Öyle mi? Evet. Çok yakışıklıyız. Adam gelmiş Hollywood'dan. O gece seninle beraber takılmak derken gece dışarı evet. Çıkmayı tercih evet. Etmiş. Bir daha lütfen yapma dersen İstanbul'da 50 milyon tane kadın var. Arifin. Ha bir daha benimle görüşmeyecek mi dersen? Yani. O zaman istediği gibi bütün betonlara her şey yapabilir. Evet tabii abi. Şimdi evet, Tomar yani. Tomardi abi yani. Tomardi'yim şey ben değişir. Senin bunu çekemem yani cilvesizliğini. Sen de soğudun değil mi? Eve çıkıyor musun? Çıkarım. Çıkarsın. Yok ben bunda bir şey görmüyorum ya. Çıktın eve hiç banyoya girmedin. Yani dersin yani bir ya işedin ya sokağa bir git bir. Diyemezsin. Ha, demezsin yani. De içinden ayıp dersin. Ayıp yani. İçinden dersin. Ayıp içinden yani. Dersin. Hiçbir şey olmamış gibi geldi. Eliyle de seni minik okşuyor. O el çişli midir diye aklına gelir mi? O el çişlidir dersin. Dersin. Ama tamamsındır. He, çişli. Üredir dersin. He, yani. Tabii. Çişlidin üre yani. Amonyak sonuçta. Dersin. Üre oğlum. Üre. Ürik asit amonyak. Üçü farklı şeyler. Hiçbir fikrim yok. Ne konuşuyorsun? La la dümdüzüm. Bilgim yok ki. Hanginize hak vereceğimi bilemedim. Ya bir de belli bir yaştan sonra şey de oldu hani. Birileri bir şey konuşuyor. Aa bunu hiç bilmiyorum diyorum. Ve onu bilmiyorum diye içim içteki ses hiç durmadığı için öğrenemiyorum da o bilgiyi. Öyle bir şey yaşıyorum. Şey de böyle durdur insanları. Beyler benim için fark etmez de. Ne konuşuyorsunuz? Sen de haklısın. Yeter ki dövüşmeyin. Buzu. Kavga etmeyin. Domarlanın çabuk. Hiçbir fikrim yok. Sen çıktın mı adamın evine?
Tom Hardy işedi. Çıkarım. Çıktın yukarı. Çıkarım. Banyoya gitmesini bekler misin? Beklerim ya, kesinlikle beklerim. Değil yapmazsa mi? Da ben bir girerim. Ay dışarıdan da geldik, bir elimizi yüzümüzü bir bileklerimizi yıkamayalım mı? Bileklerimizi şöyle şöyle yapmayalım mı diye Tom Hardy. Tırnaklarımızın içini bu şekilde diye. Çünkü şeyde de yapıyorum. Dişi bir var mı abi? Biriyle otururken şey oluyor mesela. Hani silmiyor ağzını falan filan yemek bittikten sonra, ya da işte ıslak. Benden bahsediyor şu an. Çok net benden bahsediyor. Biriyle dediğin benden bahsediyor. Evet. Hani mesela şey hani ıslak mendilimizi de kullanalım falan yapıyorum. Ha. Mesela onda tuvaleti de öyle yaparım muhtemelen. Yani veriyor bana bazen ıslak mendili. Ben anlıyorum. Demek ki burada diyorum kuru fasulye kalmış. Burada pilav tanesi kaldıysa kız haklı diyorum yani. Trenk diye. Şu çok üzücü değil mi mesela? Canım çok sıkıldı. Geldi Elif. Attı buradan pilavı. Elektrik süpürgesi şöyle bir olasın diye koyuyorum. Olsun bakalım böyle. Elif şimdi evimi süpüreceksin. Biraz yaklaşır mısın Elif? Değil mi? Bir elini yıkasın istersin. Tom Hardy de olsa. Margot Robbie de olsa. Tabii. Biz sanki çok da dert etmeyiz. Çok ya. Etmiyorum ben şu an. Ben hiç. De etmiyorum ya. Margot Robbie. Çok hiç dedim en sonunda. Çok etmiyorum hiç. Çok etmiyormuş. Nerede bu kadın? Bu bir tane çok ünlü bir manken, bizden biriyle birlikte olmuştu. Kimdi o? Bizden biri mi? Ya bizim Türkiye'den. Metin Haran'ı. Metin Haran'ı. Adrian Lima. Adrian Lima, Metin Haran'ı. Bizden biri derken evet. Türkiye'den, Türkiye'den yani. Türkiye'den. Ben de acaba bizden bahsediyorum. Bana Rabarba'dan biri var. Yok yok. İşte Adrian Lima ve işte Metin Haran'ı birlikte oldu ya. Şu anda da mesela o ayarda Margot Robbie var. Şimdi Margot, ben sana desem ki ya anlatın o kadar güzel bir evliliği vardı da Margot Robbie ile birlikteliğe başladı desem. Evet çok havalı. Bir havalı değil mi? Bir gözünde büyümez, yoksa ya Nurgül çok tatlı bir kadındı mı dersin? Ay Nurgül çok tatlı bir kadın derim. Dedin sonra. Önce. Önce derim. Sonra. Vay. Nurgül gör. Gör. Merhabalaştığın, tanıştığın arkadaşlarını gör. Ama Nurgül çok güzel bir kadın. Daha başka bir örnek verelim. Hayır. Daha neden? Az güzel bir. Karısı adamın hangi bir başka bir örneği vereceğiz? Karısı olarak başka bir örnek verelim. Başka bir ikinci karısı. Ne kadar güzel olmayan. Nurgül çok tatlı biri, başka bir örnek verelim. Çok güzel bir bu arada. Tamam, tek bir karısı var adamın. Onu örnek evet. Vermek istiyoruz. Öbür örneği ya, değiştiremeyiz. Ya şey derim ya, ah nasıl böyle oldu ha. Ya tüh falan. Ama bir dakika sürer o. Sonra Allah Allah denir ya. Denir abi. Denir. Ha, Allah Allah bana. Hayır ama öyle Allah Allah değil. Bak Allah Allah değişindeki Allah Allah gördün mü? Abi. Allah Allah. Bir dakika. İşte öyle. Sakın geri adım atma. Herhalde bunu ki Margot Robbie ile çıktığın zaman şaşırmayacak mısın? Beni Tom Hardy'yle duysan demez misin? Saçma mı? Yakışır derim ya. Kardeşime derim. Vallahi. Vallahi billahi. Sen var ya. Siktir adam, şov peşindesin ya. Kim der onu ya? Tom, sanki normal bir haber bu. Elif, ne bir şey söyleyeceğim sana. Elif var ya Tom Hardy'yle beraber düşünürüz. Yeni bölüm haberi aldı. Kim öldü yine böyle değişik suratlar. Sen neye bozuldun burada? Ya seyirciler anlatan Margot Robbie. Sen beni niye seyircilere yediriyorsun şu an ya? Anlatan Margot Robbie ile birlikte oldu ya. Biz de Allah Allah dedik. Ona bozuluyor. Ya sen kimsin? Benim şaşırmamı elimden alamazsın ya. Sen bir bak kıskançta ölürsün. O ayrı. Şaşırırım. Ay, bence da. Bence de. Sana nasıl anlatırım biliyor musun? Ya ne mal olduğunu anlasın, hemen bir haftada bırakır falan diye anlatırım. O kadar kıskanırım yani. Gerçekten mi? Tabii. Vallahi yaga. Ne mal olduğumu benim. Hayır. Lan çünkü bu kadar arkadaşlarımız dostluğumuz. Ya yok. Arkadaş. Margot Robbie ile birlikte oldun da sen benim artık düşmanımsın abi. Ne dostluğa bunu okuyayım. Acayip çok canım sıkılır yani. Aynı sektörde çabalayan. Ayıp ne? Ayıp budur işte ya. Arkadaşının evet ya. Mutluluğunu istemeyen. Hayır. Ya mecbur musun Margot Robbie ile mutlu olmaya güzel kardeşim? Biz aynı yerdeyiz yani. Çabalıyoruz abi, bak, beraber. Benim çok mutlu ve güzel bir evliliğim var. Ha. Ayrılmışız, boşanmışız. Karşılıklı anlaşmışız. Sonra yo, ben Margot Robbie'ye gönlünü kaptırır kaptırmaz Nurgül'ü boşamışsın o gün. Aa, yok, oo, ayıp o. Yok canım o. Ne o? Yok. Ayıp o, ayıp. Kime ayıp? Budur. Olmaz öyle. Kime ayıp? Margot Robbie'ye değil. Margot Robbie. Kime ayıp? Ne evet. Ayıp oğlum? Hayat oğlum. Allah Allah. Aşk bu yani. Elif Tom Hardy ile çıkıyor nasıl? Sen de bari çok şey olursun ha. Türkiye'nin gelini olursun değil mi? Sen şimdi Tom Hardy ile çıkarken bizimle fotoğraf çektirip bizi Instagram'da şey kasmamıza yardımcı olur musun? Tabii sakin ki. Kasmamıza. Tabii ki. Aklını bile gelmeyiz. Şey olur mu, faydası olur mu ki? Olur tabii. Tom Hardy, sen, ben, Mesut. Müthiş, akşam dışarıya çıkacağız. Ondan sonra Tom Hardy diyecek ki my best friends in Turkey falan diyecek. Paylaşacak. Ha, kıza niye yük olduk oğlum? Kız ne güzel adamla çıkıyor. Ya. Biz dört kişi iki tane adam yanına gelmiş. Tom Hardy ne yapsın biz ya? Bir fotoğraf çekilip gidecekler arkadaşlarım. Öyle bence, mi dersin? Hep beraber eğlenmeyeceğiz. Hayır ya. Abi ha. Aklı kız. Yük o, ben gelmem lan oraya. Onu belli bir süre sonra söyleyebilirim. Atıyorum tabii. İlişkimiz ilerledi. Daha ilk birkaç haftadan. Ama diyemem. Ben onu nasıl risk edeceğim? Benim sen kenar arkadaşlarım geldi diye.
Ne o? Benim kene arkadaşlarım yani. Evet abi, keneyiz o saatten sonra. Kene mi? Evet. Ama birkaç ay sonra olur. Ne kadar ayıp. Kene mi dedin sen bize? Yapsanız kene olursunuz şu an. Kene evet abi, bence de kene oluruz. Böyle bir dörtlü ister mi sence Tom Hardy? Aşık olmuş Elif'le beraber. Abi de... kene dediğin hayvan senin vücudundan bir şey emiyor ve kendi evet. faydasına kullanıyor. Ve sana hiçbir şey vermiyor. Evet, sen ne verdin bu muhabbet. Kim ne yapsın? Tom Hardy'ye harika bir gece geçirttiriyoruz abi. Ya hangi şakalar falan. Hangi harfle ya? Do you know? No man. Hani böyle bizim şakalar. Bizim flört de edemiyorlar. Ha bile biz konuşuyoruz. Ya bırak şimdi Elif'i. Bak bak. Ne anlatacak sana? Bir tane kayıt. Tom Hardy. Have you ever... Gun to ski. Tam 17 dakika. Şimdi var ya. 17 minutes. Laughter. Arasını atacağız. Orada da ben seninle gurur duyayım. Ya benim en iyi arkadaşım. Öyle de şakalar yapıyor ya. 17 dakikalık bir şölen işte. Elim orada tek kalmış. Üçlü erkek muhabbetlere girmişler. Ben sizler site hakkında ne düşünüyorsun? Salak salak. Orada tam kene oluruz yani. Kızımıza iyi bak falan yaparım. Tomar diyor güzel. Relationship test. Look at me. You make. Look at me. Our girl. Our girl. O çok yanlış yerlere gidebilir. Hepimizin our kızı mı? Our girl. We are brothers. Brothers mı? Yani biraderimiz olarak. Ha iyi bak. Look well. Çok iyi bak. Take care of. Ha daha güzel oluyor. Look bakmak. İyi bak derken yani böyle bak. Her anda bakıyor. Ne var hasta mı diyor. Gözlerine bakıyor. İyi görmedim vallahi diyor. Ben biraz kıskanırım ha. Seni de kıskanırım. Bak şimdi seni başka yerden kıskanırım, seni de başka yerden kıskanırım. Senin de hayatın değişiyor, büyüyorsun. Ben de bu arada. Sen niye başkalarının böyle? Bu ayıptır ya. Bak ya. Hep ayıp nedir, ayıp nedir diye soruyorsun. Bu ayıptır be kankim. Ya bu yani şu ayıp değil mi? Ya ben de öyleyim. Ne koç burcu ya? Koç burcu abi, biz evet. benziyoruz. Biz ya belli etmesin. Bir başkasının yükselmesi. Ani yükseliş. Ani evet. değil, Tom Hardy hak abi. Hak etmediği bir yükseliş. Niye hak etmediği? Kardeşim benim, hak sonuna kadar hak ediyorsun. Evet, Tom Hardy ile berabersen. Ha? Ne oldu ya? Sen bu yükselme bilinirliği hak ettin mi sevgili oldun diye Tom Hardy'yle. Evet. Hayır abi bu ulan gönül ilişkisiyle tanınır olunur mu yani? Bunun niye olmasın abi? Kıymeti harbiyesi olur. Hak etsen. Ya bir şey söyleyeceğim yani bir sürü Hollywood yıldızı aha. bir başka yıldızla çıktığı için popüler oluyor abi. Ama kuzucuğum benden saygı bekleme. Duyma ben Tom Hardy'yle biri de bana saygı duysan ne olur duymasın. Vallahi öyle ya sen ben Tom dışarı çıkalım şu Instagram fotoğraflarını çekelim. Ya sen ne küçük adamsın ya. Ben var ya senin de hayatından çıkarım. O da saygı duymadığıyla kalsın orada. Beni niye çıkartıyorsun? Abi sen niye kıza yük oluyorsun? Beraber story paylaşıyor. Belki biz Tom'la iyi anlaşıyoruz kardeşim. Ha, şey olsa mesela Ricky Gervais'le birlikteyim. Ha, o zaman mesela şey işte komedyen arkadaşlarım falan diye. Mesela ilk günden de çağırırım sizi. Ha onlar da buradaki. Aynı kafa ol. Hani, o da bizi küçümsüyor. Sohbet muhabbet. Ha, üf yapıyor. Ha, ben diyor stadyumda geçen gün diyor bir stand-up yaptım diyor. 62 bin kişi geldi diyor. Ha. 15'te davetli verdim diyor. Ricky Gervais bizi küçümserse ben de küçümserim diyor. Canım dedim. Yanlış söyledim. Küçümsemem ama onun arkasında dururum. Hani kusura bakmayın hani adam sevmedi sizi. Yani gidebilir misiniz derim şu an. Öyle mi dersiniz? Size biraz sıkıldı gider misiniz? Öyle mi dersiniz? Derim ya. Biz sizle sonra muhabbet ederiz. Peki benim sevmedi benim sizi bazı şakalarım var. Onu Ricky Gervais'le yarın sabah ortada koysun. Ya senle, dizi yapsak dizi. Senle berber adam. Netflix'e dizi yapsak kız. Afterlife. Ricky abi Afterlife 3. sezonda tipimi gördün. Değişik bir rol var mı abi? Sakın keserim. Afterlife kayak hikayesi diye duruyor. Afterlife'da bir bölümde 17 dakika kayak hikayemi anlatabilirim. Bir bölüm cevap. Moon of Skins. Bir bölüm cevap hanımlar beyler. Rabarba biter. Altın ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi sağ olasın. İlçin bir tanesi. Öpüyoruz herkese. Hadi bay bay.